Apple'ın tüm dünyanın merakla beklediği lansmanı gerçekleşti. Apple CEO'su Tim Cook sunumuna Apple Watch ile başladı ve birçok yenilikten bahsetti. Buna göre Apple'ın geçtiğimiz yaz geleceğini duyurduğu Watch OS 2 işletim sistemi 16 Eylül'de duyurulacak. Ayrıca etkinlikte sırasıyla Transit, Facebook Messenger, iTranslate, GoPro ve Airstrip uygulamaları da duyuruldu. Apple Watch ile ilgili bölümden sonra Tim Cook'tan beklenen iPad Pro duyurusu geldi. Yeni iPad'in en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi 10 saatlik pil ömrü. Bunun dışında 12.9 inç ekran boyutu, bir önceki nesil versiyona göre 1.8 kat daha hızlı A9 işlemcisi, 6.9 mm kalınlığı ve 8 megapiksel kamerası yeni iPad'in diğer öne çıkan özellikleri. iPad Pro ile birlikte sunulan bir diğer ürün Apple'ın dokunmatik kalemi Apple Pencil. Doğrudan iPad Pro'nun Lightning çıkışına bağlanarak şarj olan Apple Pencil, yaratıcı içerik yaratmayı mümkün kılıyor. Lansmanın en ilgi çekici bölümlerinden bir diğeri ise Apple TV ile ilgili bölümdü. TV'nin geleceğinin uygulamalar olacağına inanıyoruz diyen Cook, yeni Apple TV için sözden anlayan bir ürün yakıştırması yaptı. Yeni arayüze sahip Apple TV, tvOS işletim sistemine ve kendi App Store'una sahip. Bluetooth kumandasına sahip akıllı cihaz Siri ile tam entegre çalışıyor. Ekim ayında piyasaya sunulacak Apple TV modelleri $149 ve $199 olarak fiyatlandırılmış. Gelelim lansmanın starları iPhone 6s ve 6s Plus'a. Yeni iPhone'ların en fazla ilgi çeken özelliği 3D Touch. Sıklıkla yaptığınız eylemler için kısa yol sağlayan, ilk dokunuşta ön izleme ve dokunmaya devam ederseniz içeriye yönlendiren bu özellik iPhone kullanıcılarını mestedecek diyebiliriz. Telefon şarj halinde olsun olmasın Siri'yi kullanmanız mümkün. Yeni iPhone'larda ikinci nesil Touch ID var ve parmak izi okuyucusuna göre 2 kat daha hızlı. Kamera özelliklerine girecek olursak, 12 megapiksel EyeSight kamera, 4K video çekim özelliği ve 5 megapiksel selfie kamerası öne çıkan diğer özellikler. Canlı fotoğraflar özelliği, fotoğraflara 1,5 saniye boyunca yüksek çözünürlüklü hareketlilik sağlıyor. Apple bunun dışında yeni iPhone'larda A8'e göre GPU görevleri için %90, CPU görevleri için ise %70 daha fazla hız sağlayacak A9 işlemci kullanılmış. iPhone 6s'ler 25 Eylül'den itibaren 130'dan fazla ülkede 400'den fazla operatör ile satışa sunulacak.